Selamlar dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bizleri sorarsanız bizler işte kedilerle çok şükür iyiyiz. Bir tanesinin gözünde bir enfeksiyon vardı. Bir günlük sürdü tedavisi. Çok şükür o da iyi. Toraman toraman oldular. Şimdi en ön tarafta kapalı balkon, küçük bir oda gibi orası da. Orada anne ile yavrular, onun yanındaki odada diğerleri, diğer dört tanesi. Bir tanesi de oğlumun odasında, o özel, kimseyle anlaşamayan Lucy. İyiler, uyuyorlar. Ben de ancak fırsat buldum, dedim bir video çekeyim. Şimdi şöyle bir şey var. YouTube'la ilgili bazı, ben de bilmiyordum daha doğrusu. Benim de yeni öğrendiğim mevzular var. Onlardan bahsetmek istedim. Çünkü çok kıymetli takipçilerimden bana destek vermek için gece gündüz çırpınıp videoları tekrar tekrar izleyenler var. Hatta videolarımızı diğer sosyal medya hesaplarında paylaşan yakınlarım var. Bunlarla ilgili benim de henüz yeni öğrendiğim bazı şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ki hani belki aranızda bilmeyen varsa siz de bilin istiyorum. Şöyle ki geçen gün bir yakınım, hani sırf benim abone sayım artsın, artık bir YouTube gelirim de olsun, biraz daha rahat hareket edebileyim diye Facebook'ta bir grupta benim kanalım hakkında paylaşım yaptı. Sağ olsun oradan yani bir anda böyle 14 kişi, 15 kişi falan civarında abone geldi. Fakat ne oldu biliyor musunuz? 48 saat sonra bu gelen abonelerden iki tanesi dışında geri kalan hepsini YouTube sildi. Sebebi şu. Çünkü onlar hatır için abone olmuştu. Hiçbir videoyu bir kere bile, yani bir iki dakika bile izlememişler. Böyle olduğu durumlarda YouTube bu abonelikleri kabul etmiyor. Siliyor. Yani 48 saat süre veriyor. 48 saat sonunda aboneler gidiyor. Sadece o gün o gruptan gelen iki kişi abone olarak kaldı. Onlar da sanırsam işte videolara bir bakmışlar. O şekilde abone olmuşlar. Diğerleri hiç bakmamış, sadece hatır için abone olmuşlar. 48 saat sonra birdenbire hepsini YouTube temizledi, attı. Yani mesela başka sosyal medya hesaplarında sadece benim değil, diğer hayvansever dostlarımızın kanallarını da paylaşırken mesela üstte bir yazı yazıyorsunuz ya, bu yazı içerisinde çok önemli olarak bunu belirtirseniz, yani en azından herhangi bir videoyu, yani bu o kanalda olan herhangi bir videoyu 2 dakika izleyerek o kanala abone olsunlar. Aksi takdirde YouTube yapay zekası izlemeyen abonenin aboneliğini 48 saat sonunda siliyor. Benden bu şekilde birçok kişi gitti. O yüzden benim kanalımla ilgili Facebook'ta, işte WhatsApp durumlarda, Instagram storylerde, Twitter'da paylaşım yapan dostlarım, eğer bu şekilde, yani bu açıklamayla paylaşım yaparlarsa çok sevinirim. Yani bu başka kanallar için de geçerli. İkinci önemli konuya gelince, bu ikinci önemli konu da şu. Örneğin ben videoyu paylaşıyorum. Bazı böyle çok kanalımın büyümesini isteyen hayvansever bir kitlem var. Yani onlarla gurur duyuyorum. Onları çok seviyorum. Daha görmeden ben tahmin ediyorum sanki yanımda gibiler. Yani şu an konuşurken bile böyle bu bir masanın başında karşımda oturuyormuş gibi, o kadar öyle hissederek bu konuşmayı yapıyorum. İşte bu dostlarım videoyu ben paylaştıktan sonra videoyu arka arkaya defalarca izleyerek görüntüleme sayısını çoğaltmaya uğraşıyorlar. Yani çok fazla emek veriyorlar ama olmuyor dostlar. Neden olmuyor? Ne sizin suçunuz var ne de benim suçum var. Mesela şimdi şöyle söyleyeyim. 80 izlenme diyor. 80 kişi izlemiş. Bu çıkıyor 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 100 kişiye. 100 kişi izlemiş. Çünkü bazı dostlarım bir günde videoyu dörder beşer kez izledikleri için sayı artıyor. Ama 48 saat sonra ne oluyor biliyor musunuz? Fos diye o görüntülemeye izlenmeler geri gidiyor. YouTube yapay zekası onları siliyor. Yani bu durumda siz boşa emek vermiş oluyorsunuz.
Bu çok önemli bir şey. Emeğiniz çok kıymetli. Hem sizin için hem benim için. Çünkü her biriniz de zaten birçok sokak hayvanına bakmakla meşgulsünüz. Zamanlarınız çok kısıtlı. Uykunuzdan, gecenizden, gündüzünüzden feragat ederek yapıyorsunuz ama emeğiniz bu şekilde boşa gidiyor. Benim için ise sıkıntılı kısmı şu. Bana böyle takipçilerim aynı videoyu aynı gün tekrar tekrar izledikleri zaman benim kanalımı YouTube geriye atıyor. Hiçbir türlü önerilenlere çıkarmıyor. Yani bu fayda olsun isterken zarar vermek oluyor. Bunu neden açıklıyorum? Bunu yani hem kendi kanalım için hem de aynı şeyi iyi niyetle başka kanallarda yapıyorsanız yapmayın. O kanallara da zarar verirsiniz. Ha bunu illa yapmak istiyorsanız şöyle olabilir. Eski videolara gidersiniz. Zaten kanalı açtığınızda videolar diye tıklarsınız. Oradan videolar açılıyor. En alttan başlarsınız. Fırsat buldukça izlediğinizde zaten bu geçerli oluyor. Yani aradan bir 48 saat, yani bir videoyu bir kere izledikten sonra aradan 48 saat geçmesi lazım ki ikinci videoyu izlemeniz için. Ya aksi takdirde bu mesela şöyle söyleyeyim Osman Kaplan çok böyle severek takip ettiğim bir YouTuber diyeyim. Hayvanlara yardım ettiği gibi insanlara, çocuklara, yaşlılara, hastalara yani o kadar çok böyle faal bir adam ki hiç boş durmuyor. Aynı zamanda çalışıyor, atölyesi var. Yani o kadar güzel bir adam ki adamın şu anda neredeyse 500-600 bin abonesi olması lazımken adam daha 40 bin aboneye varamadı. Neden? İşte bu iyi niyetli dostlarımız ve sebebiyle. Onun için bu konuda yani mutlaka ve mutlaka açıklama yapma gereği duydum. Yoksa benim zaten şu anda ne bir YouTube gelirim var ne de bir işte belli bir sayıya ulaşabilmişim. Benim için önemli değil ama başka kanallarda da mesela Ali Eren yani ne kadar güzel her günde video yüklüyor. Ama kanalı yani bir türlü daha 30 bine bile ulaşamadı. Çünkü YouTube yapay zekası bunları biliyor dostlar. Aynı videoyu o gün tekrar tekrar seyredip de gerçekten zahmete girmeyin. Bunu illa yapmak istediğinizde dediğim gibi bir önceki videolara gidin. Bir de paylaşım yaparken dostlarınızdan rica ederken işte böyle bir kanal var bu kanala destek olalım diye rica ederken mümkünse açıklayın. Yani izlemeden yani zamanı yoksa bile 2 dakika en azından bir 2 dakika ayırıp 2 dakika sonrasında kanalımızı izleyip abone olursa çok güzel olur. Yoksa onun aboneliği de boşa gidiyor. O kişi mesela kendini abone oldum zannediyor. Aslında bir dönüp baksa artık o abone değil yani. En azından YouTube'un analiz sayfasında bize bildirilen o. Kendini abone olarak görüyor mu görmüyor mu bilmiyorum ama bizde düşüşler oluyor. Bu son günlerde de çok fazla oluyor bu düşüşler. O yüzden yani sen hem kendi kanalım için hem diğer hayvansever dostlarımızın kanalları için bu önemli bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Onun dışında bizim buralarda şimdilik her şey çok yolunda. Allah'a çok şükür yavrularımız büyüyor. Bu pire damlası konusunda kaç tane veterinerle konuştuysam en az 1-1,5 aylık olması lazım ki doğru düzgün bir dış parazit yapabilirsin dedi. Ben de bakıyorum bir sıkıntı yok. Anne yavrularını güzel temizliyor, bakıyor. Biz de anneye iyi bakıyoruz. Her gün yerlerini temizliyoruz. Mamalarını, sularını taze koyuyoruz. Zaten henüz daha yavrularımız mama su aşamasına geçemediler. Biz anneye son derece iyi bakıp onların da yerlerini temiz muhafaza ediyoruz. Kendi kedilerim de çok iyi, Allah'a şükürler olsun. Yalnız ponçikle çakıl kısırlaştırmaya gidecek. Bir dahaki videoda ya da ondan bir sonraki videoda onunla ilgili de paylaşımlar yapabilirim. Her kısırlaştırma öncesi bana bir hüzün çöküyor. Yine öyleyim. Çakıl ve ponçik için de dualarınızı bekliyorum. Duanın gücüne çok inananlardan biriyim. Şu ana kadar beni desteklediğiniz için ve videomu da buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. İşinizi gücünüzü rast getirsin. Ve en önemli duamsa Allah hepimizi hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet olun. İstanbul'dan herkese kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum.